çocukların parası yok diye, sen para kazanacaksın diye. Bir dakika. Sen para kazanacaksın diye. Bizim ve çocuklarımız burada mahsur kalamaz, tamam mı? Sayıları ülkelerin gelişmişlik seviyesiyle doğru orantılıdır. Gelişmemiş insanlar bunu algılayamazlar. Yukarıdaki firmayı temsilen buradayız. Yukarıdaki firma? Gece Bey. Şimdi sadece burada bir tarafın görüşlerini mi alacaksınız, gideceksiniz? Belediyeden gelişecek, oluşacak baskılardan korkmayacak mısınız? Çekinmeyecek misiniz? Ama sizin itirazınız nedir beyefendi? Bizim itirazımız şudur. Biz 10 yıldır burada işletmeciyiz. Evet. 9 yıldır. Ve buraya Türkiye'nin ilk planetaryum sisteminin kurulumu gerçekleşti. İşletme izni nereden aldınız? Hangi ruhsat? Ruhsatı bile yok. Bize imzalatıldı. Neyden bahsediyorsunuz? Siz yaşananları görmüyor musunuz? Biz buradaki öğrencilerin çektiklerini görmüyor musunuz? Şimdi hanımefendi, size şöyle alalım da. Tartışma yapmayalım da. Evet. Bütün çiftçiliği görmüyor musunuz? Sizin kazanacağınız 3 kuruş sizin neyiniz? Bir problemi yok. Buradaki proje Türkiye'nin projesi. Türkiye'de yapılmış ilk planetaryum sistemi. Projesi. Gelecek, tamam mı? Buradaki çocukların parası yok diye. Sen para kazanacaksın diye. Bir dakika. Sen para kazanacaksın diye. Bizim çocuklarımız burada mahsur kalamaz, tamam mı? Sayıları ülkelerin gelişmişlik seviyesiyle doğru orantılıdır. Gelişmemiş insanlar bunu algılayamazlar. Burada astronomi eğitimleri veriliyor. Bilimsel eğitimler veriliyor. Mahallemizde bir tane çocuk orayı izlememiş. Şimdi gelip reklam yapıyorsunuz. Biz bir şey söyleyeyim mi? Okuldaki bütün öğrencileri ücretsiz olarak davet ettik. Hepsi ücretsiz olarak gelip izlediler. Siz bilmiyorsunuz olayı. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Ben sizinle tartışmıyorum. Burada sorduğum şey şu. Neden sadece tek bir tarafın fikri alınıyor? Demokratik ülkelerde bir tarafa soru sorulmaz. Diktatörlük ülkelerinde iki tarafa soru sorulmaz. Beyefendi, okula çevrildiği zaman isyan etseydiniz ya, şimdi neyin yani şovu bu? Bunun bir zamanı var mı? Zaman kabul etmeseydiniz. Başkanımız bize dedi ki okula biz burayı geçici olarak veriyoruz. Başkanımızın sözü bizim için yeterliydi. Başkanınız dediğiniz isim hangi başkan? Edebali. İsmail Hakkı Edebali. Evet. Peki şimdi, sizin itirazınız ne burada? Şimdi biz buraya, siz de biliyorsunuz, burada işletmecilik yapmak ticari olarak bir kazanç olamaz. Ticari olarak bunun bir düşüncesi olamaz. Biz nasıl ayakta kalıyoruz söyleyeyim mi? Biz dünyanın her yerine, Türkiye'nin her yerine planetaryum cihazları üretiyoruz, satıyoruz. Daha yeni Mardin'de bilim sanat merkezi kurduk. Planetaryum yaptık ve bunu yerli imkanlarla gerçekleştirdik. Türkiye'nin planetaryumlarını biz Türkiye'nin değil, dünyanın her yerine taşıyoruz. Bakü'ye kurulum yaptık. Şu anda Avrupa'da kurulumlarını gerçekleştirmekte olduğumuz planetaryumlar olacak. Yazılımlarımız yerli, donanımlarımız yerli. İçeriği görme şansınız hiç oldu mu? Bir planetaryum sistemini görme şansınız hiç oldu mu? Çocuklara bunun sağlayacağı katkıyı görme şansınız oldu mu? Dünyada bir planetaryumlar listesi var. Dünyada olan planetaryumlar listesinin içinde olan bir planetaryum da burası. Ve dünyada şimdiye kadar hiçbir planetaryum kapatılmamış. Burası bir ilk olacak. Biz diyoruz ki belediye, kapatılacak mı peki? Yani bakın, size bir bakın biz nasıl fedakarız? Diyoruz ki bu planetaryum sistemini tamamıyla belediyemize hibe edelim. Onlar kendileri işlesinler. Biz bu kadar fedakarlık yapıyoruz. Bu kadar fedakar davranıyoruz. İstiyoruz ki Türkiye'de, Bursa'da, Bursa'nın kalbinde bir planetaryum olsun. Bunu anlayabilecek bir başkana ihtiyacımız var bizim. Olay bu. Peki Oktay Yılmaz'la görüştünüz mü, belediye başkanı? Kendisine defaatle bunları anlattık. Kaldı ki başkan olmadan önce bize verdiği sözler var. Dedi ki biz burayı bilim kıraathanesi yapacağız. Başkan olduktan sonraki şekli, konsepti, tavrı bütün başkanlar gibi değişti. Neden değişti sizce? Siyaset. Başkan olana kadar herkes ideal başkan olarak davranır. Başkan olduktan sonra sözler unutulur, yalanlar kalır. Size peki çözüm önerisi sundular mı? Mesela bunu da sunmadılar. Evet. Bu çok acıdır ki bununla ilgili bir çözüm önerisi de sunulmadı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir planetaryumu algılayabilmek için, bir bilim merkezini algılayabilmek için vizyon sahibi olmak gerekiyor. Bakış açınızın daha geniş olması gerekiyor. Daha perspektif bakabilmeniz gerekiyor. Ben bunu anlamalarını onlardan kesinlikle beklemiyorum. Artık bu ümidimi yitirdim. Buradaki olay şu.
planetaryum sayıları ülkelerin gelişmişlik seviyeleriyle doğru orantılıdır. Bir planetaryumu yok etmeniz demek ülkenin gelişmişlik seviyesiyle doğru orantılı olan bir orana vurduğunuz, bastığınız bir hançer gibidir. Olay bu. İçeride yaptığımız çalışmaları görün, ürettiğimiz cihazları görün. Buna siz karar verin. Neler yapıyor bir firma? Burada buradan gelecek 3 lira, 5 lira öğrenci şu bu. Bununla zaten buranın işletme maliyetleri karşılanmaz. Isınma maliyetleri bile karşılanmaz. Biz başkanımıza ilk geldiğimizde dedik ki biz burayı ücretsiz yapalım. Başkanımız bize ne dedi biliyor musunuz? Eğer siz burayı 3 lira ücret almadan yaparsanız buranın kıymeti anlaşılmaz dedi. Buna binaen alınmış ücret de zaten çocuklarımıza... Kaç para ücret alıyordunuz? 3 lira. 3 lira. Evet. Pasta ikram olarak geri döndü zaten. Buraya gelip de ikram edilmeyen, ikram olunmayan hiçbir çocuğumuz olmadı bizim. Dediğim gibi buradaki işletme maliyetleri bizim için zaten yüksek maliyetler. Burada olmamızın bize işletmecilik açısından bir katkısı yok. Ama buradaki planetaryumun burada olması Türkiye için bir katkıdır. Bu Türkiye için olan katkıyı bir başkan görebilecek vizyonda, pozisyonda değilse zaten kendisi istifa etsin. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.